Teknolojinin gelişmesi ve araba kullanımının artmasıyla her geçen gün farklı özelliklere sahip araçlar üretilmekte ve üretilmeye de devam etmektedir. Bugün sizlere bahsedeceğimiz arabalar da eminiz ki geleceğin araçları arasında yerini alacaktır. Videomuza Citroen'in havacılık sektöründen esinlenerek tasarlanan elektrikli aracı 1919'da başlıyoruz. Yenilikçi ve fütüristik özellikleriyle dikkat çeken bu araç, uzunluğu, tekerlekleri arasındaki mesafe ve oldukça kısa çıkıntılarıyla etkileyici bir görünüm sunmakta. Tüm tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken araç XX Large, tekerlekleriyle de heybetli bir duruş sağlamakta. Jant ve lastiğin bütünleşmiş şekilde tasarlanması ve jantın üzerini saran lastik, akustik bir konfor sağlamakta. Yolun üzerinde uçuyormuş gibi bir izlenim veren bu araç, 0'dan 100 km hıza sadece 5 saniye içerisinde ulaşabilmektedir. Dışı kadar içerisi de oldukça etkileyici olan bu aracın içerisinde bulunan koltuklar, binicilerine evinde oturuyormuş izlenimi vermekte. Kişileri bir varlıktan ziyade kişisel düzeyde tanıyan araç, yapay zeka sistemine de sahiptir. Dünyaya tanıtımı geçen sene yapılan bu araç hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Bu tarz arabalardan daha çok görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İlginç bir araçla videomuza devam edeceğiz. Peki kimler daha öncesinde 8 tekerlekli bu aracı görmüştü? Modifiyeye meraklı olan bir kişi tarafından bu tekerlekler araca alışık olduğumuzdan çok farklı bir şekilde yerleştirilmiş. Hatta aracın tekerlekleri araca öyle bir şekilde yerleştirilmiştir ki, otomobilde yer alan tüm tekerlekler araç hareket ettiğinde çalışmakta. Modifiye sonucu bu görünümü alan bu araç, fabrikada seri üretim olarak üretilseydi bu ilginç tekerlekli aracı satın almak ister miydiniz? Geleceğin otomobili olabilecek bir diğer araçla videomuza devam edeceğiz. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi görünen tasarımı ve teknolojisiyle ön plana çıkan Lexus LF30 model bu araç, her tekerinde bir adet elektrikli motora sahiptir. Martı kanat kapılara sahip olan bu araç 0'dan 100 km hıza sadece 3.8 saniyede ulaşabilmekte. Fütüristik bir tasarıma sahip olan aracın içerisindeki cam tavan, dokunmatik olarak hizmet vermekte ve misafirlerine değişik bir yolculuk deneyimi yaşatmakta. 2030 yılında hizmete girmesi planlanan bu araç sizce de etkileyici görünmüyor mu? Oldukça tatlı görünen bir araçla videomuza devam edeceğiz. Kalabalıklaşan trafik sonucu park yeri bulmanın zorlaşmasıyla bu küçük araçların kullanımı elbette gelecek senelerde daha da artacaktır. Otonom sürüş ve mobil erişim sayesinde bu araç sizi istediğiniz yerden alabilecek bir teknolojiye sahip. Hatta bu araç o kadar teknolojik ki kullanılmadığı zamanlarda şarjı azaldığını hissettiğinde kendi kendine harekete geçer ve araç kendisini bir şarj istasyonuna yönlendirir ve böylelikle şarjının dolmasını sağlar. Küçük bir araç olması sebebiyle parkı kolay olan bu araç, siz arabadan indikten sonra kendi kendini uygun bir park yerine park etmekte. Peki siz böyle bir araca sahip olmak ister miydiniz? Farklı bir teknolojiyle insanların karşısına çıkan bu otonom araç, ilk olarak uzunluğuyla insanların dikkatlerini çekmekte. Sürüşe başlanıldığında, Audi'nin şüphesiz en gelişmiş araçlarından biri olacak bu araç, dış tasarım ve iç tasarım, yolcular için geniş alanlar sunmakta. İçerisinde bulunan çeşitli ekranlarla misafirlerine uzun yolculuklarında konfor, iletişim ve özgürlük sağlaması için tasarlanmış. Klasik far ve aydınlatma sistemlerinden daha farklı olarak, yüzlerce üçgen piksel segment içeren dijital ekran yüzeyleri, her türlü zemini ve kişileri tespit etmekte kullanılmaktaymış. Videomuzun son sırasında ise dünyanın en hızlı arabası iddiasıyla üretilen bir araç var. İddiasını doğrular nitelikte olan bu arabanın üreticileri aracı test etmeye başladıklarında aracın saatte 563 km hıza çıkacağını söylemişler. Sözde 5000 beygir güce sahip olan bu araç hem güçlü hem hızlı hem de dünyanın en pahalı araçlarından bir tanesi. Çeşitli versiyonları bulunan bu aracın bir tanesinin de 3 tekerleğe sahip olan bu araç olduğu söylenmekte. Peki siz bu araç ve videomuzdaki diğerleri hakkında ne düşünüyorsunuz? İçlerinden birisini alsanız hangi aracı alırdınız? Düşüncelerinizi ve cevaplarınızı yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın.